Herkese merhabalar arkadaşlar. 23 Ocak İzmir yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. İzmir'de gündüz programı 2 de başlıyor yarışlar. 10 safkanın start alacağı bu koşu. 1. altının ilk ayağı. Adana'da yarışlarda yarışlar da yapılacak. Onun da tahmin videosu kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız seviniriz diyerekten Videomuzu başlıyoruz arkadaşlar. İlk yarış dediğimiz gibi on safkan start alıyor. Bu koşu aynı zamanda 9 koşulu programın ilk ayağı olacak. Maiden dişi 3 yaşlı İngilizler 1200 metrede kum pistte boy gösterecekler arkadaşlar. Burada e, bizim şu an için beğendiğim Safran bir numaralı isim. 2 yarış koştu. Son yarışı dördüncü geldi 10 gün evvel. Gökhan Koçakaya ile birlikte Aslan Kapısı e, bir numaralı safkan Arslan Kapısı bizim burada favorimizdir arkadaşlar. Yanına da ee, rakip rakip olarak aslında çok fazla böyle ön plana çıkan bir safkan yok ama 17 gün evvel bir dördüncü ülke elde eden bir isim var. Alpoluk'la birlikte Gök Kraliçe 5 numaralı safgan. E, burada e, tercihen ekstradan yazılabilir ama 1 numara Arslan Kapısı çok önde gözüküyor arkadaşlar. E, tek atılma ihtimali çok yüksek bir safkandır Yine de tabii ki bir, bu yarışın bir maiden yarışı olduğunu düşünerekten isteyenler burada tek yazmak istemeyip başka hatlara önerebilirler ki 5 numara da bunun için iyi bir opsiyondur diyorum. Bu şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci koşuya altı safkan var birinci beşli de burada başlıyor bildiğiniz gibi burada iki numara Prenses Duru ve 5 numara Strong Beril ikilisini ben ön plana çıkarıyorum ama özellikle tabii ki Prenses Duru biraz daha formda bir safkan bir de bir numaralı safkan da iyi durumda aşan aşan zaten son yarışlarında da hep önerdiğimiz iyi bir isimdi. Arkadaşlar burada 1 numara Aşan Aşan, 2 numara Prenses Duru ve 3 numara Strong beril arasında bir yarış olacaktır. 5 numara sürpriz isimdir. 1 ve 2 galibiyet için daha büyük favoridir. Muhtemelen 1 numara tek atılması burada yüksek ihtimaldir. Bir mendip yavrusu, iyi bir safkan. Ama tabii Prenses Duru'nun da kalitesi ortadadır. Strong Beryl'den de sürpriz yapmasını bekliyorum. Burada düşük kiloyu avantajı çevirip kullanabilir. 3 numaralı safkana gelecek olursak onun 1.46-1.53'lük bir derecesi olduğundan dolayı ben burada birazcık geride kalacağını e, düşünüyorum arkadaşlar. Al Kılıç, tabii her ne kadar Mehmet Kaya faktörü olsa da e, burada e, yine de sorun yaşayacaktır bu safkan. Özellikle 1 ve 2 numara çok kuvvetli safkanlar. Genel bir analizini yaptığımıza göre buradaki tercihimizi belirtebiliriz. Arkadaşlar en ufak kuponda burada 1-2 yazmanız doğrudur. E, 1 numara tek de atılabilir dediğim gibi ama 1-2 daha sağlam gider e, burası için daha geniş bir kuponda 3 ve 5 de ilave olarak yapılabilir arkadaşlar. Tabi en genişinde hepsinde yazabilirsiniz. 6 tane safkan var neticede. Oynadığınız bütçeye göre değişecektir. Dediğim gibi sıralamamız 1-2'dir burada. Peşine 3 ve 5 sürpriz ihtimallerini geniş bir kuponda dahil edenler yazabilirler buraya. 3. koşuya geldik. 7 safkan start alıyor. Burada arkadaşlar Hürse var. iyi bir safkan. Yeğenim Toprak var. 1 numara. Yazılabilecek bir diğer seçenek olarak. Yine baş parmak iyi bir safkan. Asünkar var burada. Uçan Baron. Kenanlı. Güzel Güzel bir yarış olacak bu koşu. 16 handikap, 5 yukarı araplar, 2000 metre kum pistte. Bizim burada işimiz son dönemde iyi e formda gelen isminizi tercih etmek. Bu sebeple burada 3 e, yarıştır galibiyetle gelen Safkan 4 numara baş parmağı seçeceğiz arkadaşlar. E, baş parmak e, 3 yarıştır kazanıyor. Bunun avantajıyla birlikte burada tabii ki favorimizdir. 7 plasede 4 numarayı tek başına yazmamız yeterlidir. E, ee, yanına at yazmak isteyenler arkadaşlar hür Hürsevi yazsınlar derim. Ee, ya da 3 yarıştır ikinci gelen bir safkan 61 kiloda Muharrem Okla yeğenim toprak tabii ki çok kaliteli bir isim o da yazılabilir. <laughs> Burayı 1-4 yapabiliriz arkadaşlar. Muhtemelen 1-4 iyi olur burada. Ama 4 numarada e, tek atılabilir. Ben yine de 1-4 taraftarıyım bu koşuda. Onu belirteyim. Hürseviciler hürsevi ekleyebilirler. Burada diğer safkanlarda yine beğendiğiniz varsa düşünüyorsanız yazabilirsiniz. Ben 1-4 diyorum buraya. E, sağlam almak için 1-4 yeterlidir diye düşünüyorum. Dördüncü koşuya geldik. 11 safkan start alıyor. İkinci altılı burada başlayacak arkadaşlar. E, bu yarışta Maiden dişi 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kub piste koşacaklar. Son yarışında ikinci gelen 17 gün evvel Gökhan Özçek'le birlikte start alacak olan Giriskin 4 numaralı safkan bizim burada ilk önerimizdir riskinin yanına yazacağımız isim arkadaşlar son yarışında yine ikinci olan 17 gün evvel Mustafa Şekli Memento'dur 7 numara. 8 numara Mistemet benim beklenti içerisinde olduğum bir safkan son yarış kötü geldi ama daha evvel yarışlarında tabelaları vardı. Bu sebeple burada safkan toparlayıp kendisini galibiyete daha yakın bir şekilde koşabilir. Bir de bir ay evvel son start alan Özcan Yılırım'la birlikte Deep Delight iyi bir safkandır. 2, 4, 7, 8 şeklinde 4 safkanlı bir geniş kupon yapılabilir buraya. Şimdi gel gelelim ki burada yapılabilecek bir ufak kuponu arkadaşlar kimleri yazmalıyız derseniz. 2 numara Deep Delight yazın derim yanına da 4 numara Giriskini yazın derim ama dediğim gibi Memento ve Miss Demet burada yazılabilecek safkanlardır. Onları da düşünüyorsanız ilave edebilirsiniz kuponunuzun genişliğine göre. 5. koşu arkadaşlar 9 e, safkan start alıyor. Burada Balbağanı var 2 numaralı safkan benim önereceğimiz isim sizlere. Şart 5 dişlere mahsus bir yarış geçtiğimiz sezondan beri Şarp peşinde doldurmamış 4 yaşlı Araplar 1400 metrede kum pistte koşacaklar. Arkadaşlar burada e, Balbağ'ın 2 numara gördüğünüz üzere performans ortada. 6 yaşlı tabel yapan bir isim. Çok da güzel bir safkan. E, bu mesafede de iyi koşuyor. Şu anda en iyi derece onda. Tabii farklı bir pistte en iyi derece elde eden bir safkan daha var burada. 1 numaralı safkan Gülcü Hanım. O da iyi bir at. Sembol Tay da iyi bir at. Orçun'un kızı da iyi bir at. Şirin Hatun'a keza burada yazılabilecek safkanlar. E, Gülay hadi gel mavi ok bunların hepsinin iyi koştuğu yarışlar var şu an için en formda olan 2 numara bal biz burada tercih edeceğiz peşine de ilave yapmak isteyenler için önerebileceğimiz safkan Mehmet Kaya ile birlikte semboltaydır arkadaşlar 3 numaradır ya da 1 numara Gülce Hanım da en iyi derecesinden kaynaklanarak yanına yazılabilir 2 numara Balbalam diyoruz. Peşine istediğimiz şekilde dolduruyoruz burayı. 6. koşu Hasan Tahsin koşusu. 6 safkanın start alacağı bir koşu. Daha evvel biz de A Karaca ile de bu yarışı kazanmıştık. O zaman çimde yapılmıştı tabii ki bu yarış. Ee, grup 3 bir mücadele 5 yukarı Araplar 1600 metre kum pistte koşulacak bir yarış arkadaşlar bu. Ee, şimdi burada baktığımızda son yarışını kazanmış olan bir e, safkan var. Gökhan Kocakaya ile Kardeşcan 5 numaralı safkan. Tabii ki Kardeşcan'ın formuna diyecek bir şey yok. Ama burada Kara Mustafa gibi bir faktör de var. Onu da unutmamak lazım. Kara Mustafa Ali Karataş koşacak ve e, en son Kara Mustafa... Kardeşcan da geçmişti. Fakat biz yine de burada arkadaşlar bütün formlarını biliyorsunuz safkanların. Ben yine de 5 numara kardeşcan tek diyorum. Ee, aynı zamanda bu şekilde 2-6'lı da e, garanti bir tekimiz olmuş oluyor. Geçelim 7. koşuya. Burada Şencan-Fotocan koşusu. alt safkan start alıyor. Kısa vadede 8-4 yukarı İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak 14 gün evvelin son yarış kazanan Halis Karataş 61 kiloda Like the Stars 1 numaralı Safkan burada favorimiz Yanında 4 numaralı CM Pre'yi de Yazabiliriz Mustafa Şişek ile birlikte e, Tercih edilebilir buraya 1-4 yapılması e, Muhtemelen uygundur 3 numara Justice for All da Yazabilirsiniz arkadaşlar buraya Mehmet Kaya ile birlikte start alacak Son yarış 1 hafta evvel 3. olmuş bir isim daha genç bir kuponda tercihen yapılabilir diye düşünüyorum. Bu şekilde buraya geçelim. 8. koşu 6 safkan start alıyor arkadaşlar. Burada Rüzgar Kağan 6 numara safkan bizim favorimizdir. Son yarışı 21 gün evvel 3. gelmiş bir isim. Yanına rakip olarak 3 numarayı özellikle önerebilirim sizlere. 21 gün evvel en son kazandı Özcan Yıldırım'la birlikte Matrix. Yani 3-6 burası için uygundur muhtemelen 3-6 yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlar bu koşuya. 2 numara Edward da iyi bir isim. Burada belki yazmak isteyenler için olabilir. Bu arada üstteki koşuda da bir isim daha söyleyeyim. 6 numara Kafkas Bey'di arkadaşlar. Görkem Özçek'le birlikte burada bir sürpriz yapabilecek bir safkandır. Yani düşük bir ihtimal ama olabilir. Halis Karataş Like the Stars dedik zaten. Justice for All dedik, 3 dedik, 4 dedik hatta. ya 1-3-4 zaten geniş bir kupon. O yüzden çok fazla söylemek istemedim ama yine de içimde kaldı. Bir bahsedeyim dedim. Ondan da nasılsa teklerimiz var hazır. 8. koşuyu zaten verdik. Matrix dedik. Rüzgar Kaan dedik. 3-6 dedik. 2 numara Edward da yazılabilir dedik. 9. koşu sonuncu koşu arkadaşlar. 15 safkan start alıyor. Grey Wolf 1 numara burada favorimiz. Oğlum Mişa var 5 numara iyi bir safkan. Doğu Bayezid 9 numara sürpriz ihtimaline karşı yazılabilir. mistada Şakeza 15 numara yazılabilir. Last Impact 11 numarada yazılabilecek bir diğer safkan. Diğer safkanları da değineceğiz. Özellikle bir son dönem performanslarını şöyle bir göz atalım. Arkadaşlar son yaşında kötü geldi. Bir numara Grey Wolf ancak ondan önce iyi yarışlar koşmuş bir isim. O yüzden burada bir numara yazıyoruz. İki numara Original Özcan Yıldırım'la start alacak. Son dönemde de iyi koştu. 4 yarışı gördüğünüz gibi. Bu safkan bu yüzden yazılabilecek bir isim. Diğer verdiğimiz isimleri de şöyle gösterelim. Oğlum Mişan'ın performansına bakın. Son yarışı 7. daha evvel kazanmıştı. Bu yüzden burada yazılabilir. Son yarışta yatmak istemeyenler için diğer safkanları da hemen göstereyim. 9 numara Doğu 2 yarıştır kazanıyor. Bu yüzden bu safkanı da öneriyoruz. Mistadaş Oklay Kızıldaş'la birlikte start alıyor 15 numara. 50 kiloda son yarışlar bir üçüncü bir beşinciliği var. E, 12 numara Oğlum Adalı yine Doğukan Palor'la start alacak. E, son yarış 5. gelmiş bir safkan. 30 gün evvel. Belki burada sürpriz ihtimali arayanlar için tercih edilebilir onun haricinde Magic Apple 7 numara son yarış 13, 17 gün evvel 3. oldu. E, o da burada yazılabilir arkadaşlar. Bu şekilde burada geniş bir kupon yapalım derim bu son bölümde. En azından son yarışı dolduralım. nasılsa tekimiz var. Net bir şekilde 2 altılda da kardeş can diyoruz. Bu şekilde bu videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. dediğimiz gibi Adana videomuzda yayındadır. Onu da seyredebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.